Evet, değerli Modlu Futbol takipçileri, yayınımıza hoş geldiniz. Artık yeni bir programla başlıyoruz. Süper Lig başladı. Biz artık 1. Lig'de genelde bizi takip eden arkadaşlarımız bilir, takipçilerimiz bilir. 1. Lig'de yayınlar yapıyorduk ama bu sezonla itibariyle 1. haftanın başlamasıyla beraber biz artık Modlu Futbol Süper Lig, Trendyol Süper Lig yayınlarına başladık. Burada artık düzenli olarak her hafta aramıza yeni transferimiz, takımlar transferleri harcıyorlar, milyonları harcıyorlar. Biz de transferlerimize başladık. Mustafa'yı transfer ettik. Mustafa da Süper Lig'i yakından takip eden bir arkadaşımız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bir de Engin, zaten biliyorsunuz genelde Samsun Sporlu taraftarların çok yakından takip ettiği. Bir de genç futbolcuları çok iyi yakından takip ediyor. Hani takımınıza genç bir transfer yapmak isterseniz Engin'e kesinlikle ulaşmanız gerekiyor. Öncelikle transferden başlayalım. Mustafa, hoş geldin yayına. Nasılsın, iyi misin? Evet, hoş bulduk. Merhabalar. Transfer demeyelim. Yani zaten bir gönül bağımız vardı. Sizin ekiple sürekli diyalog halindeydik. Bu sene yeni bir yola giriyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinin ardından. 11 ilimiz gerçekten çok kötü bir dönem geçiriyor. Biz de bu dönemde hem Süper Lig'i konuşmaya çalışacağız, hem Atakaş Hatay Spor'u konuşmaya çalışacağız. Ben de sizin sayenizde biraz olsun Hatay'ın ve deprem bölgesinin sorunlarını da sporla birlikte bu arada size de ve izleyenlere de aktarmış olacağım. Çok teşekkür ederim. Engin, bir giriş yap, senden de birkaç cümle alalım. Normalde Süper Lig yorumlayacağım çok düşünmüyorum ama bu hafta bir Süper Lig yorum yapacağım. Genelde Samsun Spor'u izleyecektim ama bu hafta bayağı maç izledim. Yorumları yapacağım ilerleyen dakikalarda. Ben açıkçası bu programda Engin'in özellikle genç yaş futbolcularını tavsiyelerini çok merak ediyorum. Süper Lig'de oynayan takımların da bu futbolculara yönleneceğini düşünüyorum. Değerli izleyenler, şimdi biz bu yayınları çekerken burada emek harcıyoruz. Sizin de kanala abone olmanızı, bir de beğeni butonuna basmanızı, bizi motive eden şeyler bunlar açıkçası. Siz de yayını izlerken abone olup bu programı beğenirseniz, bir de her hafta olduğu gibi bu haftanın sorusu da var bizde. Sizce haftanın en dikkat çeken oyuncusu kimdi? Yani en çok ön plana çıkan oyuncusu kimdi? Bunu da yoruma yazarsanız çok seviniriz. Çünkü biz haftanın futbolcusunu seçerken buralara da bakıyoruz. Yani en çok beğeni, en çok yazılan futbolcu kimse, onu da ön planda tutuyoruz. Şimdi Trendyol Süper Lig'e açılış maçıyla başlayacağız. Trabzon-Antalya maçıyla başlayacağız. 1-0'lık bir skorla bitti maç. Trabzonspor açıkçası gol attıktan sonra biraz duruldu. Antalya'yı ben daha etkili gördüm, özellikle maçın sonlarına doğru. Ortada bir oyundu. Mustafa, söz sende, nasıl bir maçtı? Değerlendirmesini alalım sana. Şunu söylemek gerekiyor öncelikle. Sezonun hem ilk maç olması hem de Trabzon'un biraz daha kuzeyde kalmasından dolayı biz biraz daha temponun daha yüksek olacağı, mücadelenin daha iyi olacağını tahmin ediyorduk. Ama ilk yarıda 7. dakikada Antalya Spor ayağa top yaparak çıkmaya çalışırken bir pozisyonda topu kaybediyor. Hemen arkasında bir şuttan gelen bir korner ve kornerden Dersel'in bir kafa vuruşu var. 7 dakikalık bölüme baktığımızda burada Trezeguet'in kanadını etkili kullanmaya çalıştı Trabzon. Ya ben Trabzon'un özellikle 7. ve 8. dakikadan sonra 1-0 öne geçtikten sonra dedim herhalde rahat bir maç bizi bekliyor. Hem de serin de hava zaten Trabzon'da. Bu tempoyu buldursalar, bir de Edin Visca oyuna daha fazla girebilirse 2-3 çıkabilir dedim. Ama öyle olmadı. İlk yarıda orta alanda özellikle Antalya Spor için söylüyorum, Erdal iyi oynadı ve Antalya Spor'da oyuncular topu ayağına aldığı zaman böyle rastgele bam gibi oynamadılar. Hepsi birbirini görerek, birbirine yakın oynayarak, topu dağıtarak, alana yayılarak, sahaya yayılarak oynadılar. Bence bu çok önemli. Sezonun başlangıcında Trabzonspor'da karşı oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz ve özgüvenli çıkıyorsunuz. Yani 3. bölgede çok ilk yarıda bir şeyleri başardığını söyleyemem Antalya Spor'un ama 1-0'dan sonra, 30. dakikadan sonra Antalya Spor'un bu oyununu daha iyi gördük. Hele de zaten ikinci yarının başında Umut Bozok'un kaçırdığı kafa vuruşundan sonra oyun tamamen Antalya Spor'la yine döndü. Ya açıkçası ben bu kadar hızlı dönebileceğini beklemiyordum.
Ya Antalyaspor hücumda daha etkili oldu. Bir de Bıyıtı çıkıp Aslan Balongo oyuna girince kendi sol kanatlarında daha üretken oldular. Bir de ikinci ve üçüncü bölgede Antalyaspor için şunu söylemem lazım. İlk yarıda yapamayıp ikinci yarıda yaptıkları doğru şeyler var. Mesela Balanti'ye Kalizinski daha fazla geldi. Larsson ilk yarıda biraz sönüktü. İkinci yarıda temposunu arttırdı. Oyun boyu uzadı. Oyun boyu uzayınca ve Antalya yüklenince yani insanlar şunu düşünmüş olabilir. Trabzonlular için söylüyorum. Ya işte Abdülkadir Ömür biraz daha dripling yapar. İnisiyatifini arttırır. Geçiş oyununda istediği boşlukları bulur. Belki ikinciyi çıkarabilir diye düşündü ama Antalyaspor önde basıp temposunu arttırmasına rağmen Ömer Toprak ve Bahadır'ın iyi oyunuyla o arkada o boşluklarda istediği pozisyonu vermedi Trabzon'a karşı. Bunun iki nedeni var. Birincisi bütün yükün Abdülkadir'de kalması. Yani maçı izleyenler şunu görecektir. Yani takımın temposunu ayarlayan tek oyuncu var Trabzon'da Abdülkadir Ömür. Bunu da 90 dakikaya yayamaz. Bir de Bakasetas ona yakın oynamasına rağmen onun istediği veya ritimde oynamadı veya takımın oynaması gereken ritme bir türlü gelemedi Bakasetas. Gelemeyince de oyun iyice Trabzon yarı sahasına yüklendi. Hele hele 66. dakikada Erdoğan'ın kaçırdığı bir gol var. Birebir de araya çok güzel bir top bırakılıyor. Uğurcan'ı geçip veya Uğurcan üzerinden doğru bırakabilse zaten 66'da 1-1 yakalayacak. Belki de maçın sonuna doğru galibiyeti alacak. Antalyaspor'un ben onu maç izlerken de söyledim. Yani galibiyeti kaçırdığı bir maç oldu. Bu yönüyle Trabzonspor'un 1-0, 3 puan iyi, güzel, iyi bir başlangıç diyebiliriz ama oyun anlamında çok fazla bir şey vermiyor. Antalyaspor'dan daha fazla şey gördük oyun anlamında. Öyle söyleyebilirim. Evet, yani ben açıkçası Trabzon'a kesinlikle bir forvet alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani Umut Bozok'la olacak iş değil o. Trabzonspor'a bence acilitli olarak bir forvet gerekiyor. Haftanın bence en güzel maçına geçelim Mustafa. Kasımpaşa Ankara Gücü. Yani 3-2'lik bir Yani şunu Trabzon'la ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Bardi niye ilk 11'de başlamadı? Bunu sorgulaması lazım Trabzon'da. Ama yani, Bardi bence çok istikrarlı bir oyun sergilemiyor. Yani bir maç çok iyi diyorsun. Bu oyuncunun burada ne işi var diyorsun ama iki maç ama sonra Antalya maçında şu maçta mesela etkili oynadı. Evet, evet. Yani çok bir durum var yani. İstiremiyorsun onu işte. Bardi'nin gününde ise çok iyi oyuncu ama bazen gününde olmadığında da bu oyuncunun burada ne işi var diyorsun. Yani o kadar vasat duruma düşün. Yani ortası olan bir takım değil. Yani bir oyuncu değil. Yani Bakasetas 10 ile 6 arasında oynayan bir futbolcu. Yani ya 10 oynar ya 6 oynar en kötü. Ama Bardi bir maç 10 oynar, diğer maç 3 oynar, 2 oynar. Yani çok ayarlayamıyor o dengeyi. İstikrar sağlayamıyor. Abdülkadir'in aradığı o dinamizmi Bardi biraz sağladı. Yani Vizcan'ın zaten ilk yarıda çok kötü bir oyunu var. O dinamizmi biraz Bardi sağladığı için bunu söylüyorum. Kesinlikle. Bir diğer maça geçelim. Yani Kasımpaşa ve Ankara Gücü haftanın bence en güzel golleri buradan çıktı. Son saniyede gelen gol Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Bu maçla ilgili görüşlerini alalım Mustafa. Öncelikle Beyin Spor Tirecisi'nin 6 aylık spor malzemesi trailer'ı buradan çıktı. Yani önce onu söylemek lazım. Yani özellikle ikinci yarıda direkten dönen toplar, 2 tane çok şık gol, iyi kurtarışlar, çalımlar. Yani o yüzden önce rejinin kazandığı bir maç oldu, onu söyleyeyim. Diğer yönüyle maça dönecek olursak, ilk yarı hakikaten temposu çok düşük bir maç izledik. Yani Kasımpaşa'da yeni transfer Gomis'in işte çizgide oynamaya çalıştığı, birebir de oynamaya çalıştığı bir oyun gördük. Ve Ankara Gücü de ilk yarıda hakikaten merkezde Jokanovic'in ve Dokovic'in ve Tolga Ciğerci'nin biraz uzun top oynamaya çalışarak Ali Sol'u kaçırmaya çalıştı. Pozisyon dışında ilk yarıda bir şey görmedik. Zaten gelen gole de bakarsan Gomis topu alıyor. İlerlerken birebir de faul'u yakalıyor. Daha sonra duran toptan gol geliyor. 1-0 bitiyor. Normalde ilk yarıda hiçbir şey yok. Ama ikinci yarı Berizli'nin oyundan çıkmasıyla beraber zaten ilk yarı çok kötü oynamıştı. Berizli'nin oyundan Berizli'de çıkmasıyla beraber Kocaeli Spor transfer olma durumu söz konusu onun da. Yani Kocaeli Spor'la ismi anılıyor. O da büyük ihtimalle takımda olmayabilir ilerleyen haftalarda. İyi, o zaman iyi ki 45 dakikada çıkmış diyelim. Yani onun çıkışıyla oyun biraz tempo kazandı. Çünkü Kitsu'yu falan daha önde gördük yani maçı izlerken. İlk yarıda Kitsu'yu o kadar çok sağ çizgiye inip kenar rotası yapmamıştı ya da işte erken orta yapmamıştı. Onun çıkışıyla tempo yükseldi. Bir de şu var, ilk yarıda Kasımpaşa'da Hayri Dönoviç kötü oynadı ama ikinci yarıda Hayri Dönoviç
geri geldi resmen. Yani sahada yoktu fiziksel, mental anlamda. İkinci yarıda geri geldi. İki asist, iyi goller var. Mesela Efkan'ın golü bana göre haftanın golü. Yani öyle bir gol. İlk haftalarda gerçekten çok şık goller gördük. Efkan mı dersin, Ben Yunus mi dersin? İkisi de çok iyiydi. Ben de ikisi arasında kararsız kaldım. İkisi de çok iyi goldü. Ben Yunus değil, Efkan daha önde. Yani Ben Yunus'un daha önde. Yani Mamudu Fall'dan biraz bahsetmek istiyorum ben. Hakikaten Kasımpaşa'nın en iyi oyuncularından biri. Yani çok zorladı. Yani Atakan'ı falan resmen parçaladı yani geride. Ankara Gücü niye üçlü başladı? Neden üçlü deniyor? Bunu Tolan Önce'ye ayrı bir sormak lazım. Ya bu takım kadrosuna Stoperlere karşı çok büyük tepki vardı. Yani Ankara Gücü taraftarlarını ben de okuyorum. Özellikle Atakan'a karşı çok büyük bir tepki var. Stoperlere karşı çok tepkililerdi. Özellikle ikinci golde, Mamudu Fall'ın attığı golde hata yaptı zaten orada. Evet. Atakan'ın hatasından gelen bir goldü. Ona Ankara Gücü'ne taraftarın özellikle Atakan'a tepkisi çok fazlaydı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Mustafa? Ya şöyle söyleyeyim, yani oyuncular her zaman sezon içerisinde belli başlı hatalar yaparlar. Bu oyuncuların başına gelebilir. Ben şunu sorguluyorum, yani Kitsu'yu neden sağ önde oynar ki? Yani neden Berisse'nin hemen arkasına inmek zorunda kalır? Yani Kitsu'nun oynaması gereken, Kitsu ne zaman, hangi döneminde orada oynamıştır? Veya Hanusek hakikaten sol önü hak ediyor mu yani? Böyle bir oyun mu oynamak lazım? Yani burada Tolunay Hoca'nın ilk yarıda yaptığı yanlışları görmek gerekiyor. Yani Atakan'a doğrudan bir suç atmayı ben doğru bulmuyorum. Ama Tolunay Hoca Alisov'un mesela şöyle bir durumu var. İlk yarıda Alisov işte derinlemesine top alıyor falan, bulmaya çalışıyor. Tolga Ciğerci oyuna girmeye çalışıyor falan ama ikinci yarıda Alisov hiç yoktu. Bence bir tepki gösterilecekse Ankara Gücü tarafından Alisov'a da göstersin. İkinci yarıda neredeyse hiç oynamadı yani. O kadar hırpalandı ki Aytaç'la falan mücadelelerinde. Yani çıkaramadı zaten maçı. Ama buna rağmen zaten şunu da söylemem lazım. Maç 2-0 oldu. Tolunay Hoca zaten 3 değişiklik yaptı. Zaten Tolunay Hoca maçı kaybettiğini biliyordu. Ya yani Tolunay Hoca oyuna geri döndüren gol Efkan'ın golü. Kesinlikle. Yani, duran top. Yani şu Tolunay Hoca'ya sorsanız ya 2-0 oldu, sen 3 tane oyuncu çıkardın, maçın bu noktaya geleceğini bekliyor muydun falan deseniz, beklemiyordum diyecek. Çünkü o maçı zaten mental olarak, fiziksel olarak kaybettiğini biliyordu ama maç, dedim ya, futbolun bilinmezleri bir anda acayip bir yere geldi. 2-2 oldu. Sonra da Ben Yunus'un acayip bir golü yine. 3-2 ile bitirdi. Kasımpaşa bir de önümüzdeki hafta Hatay Spor'la oynayacak. Asıl haftanın maçı bence haftaya olur yani. Yani Tolunay Hoca'nın, ben şu an Türkiye'nin en iyi teknik direktörleri arasındayım sözünü nasıl değerlendirirsin? Sonra sen de yazar mısın şu an Türkiye'nin en iyi teknik direktörleri arasında? Yani ilk 5'e Tolunay Kafkas yazılır mı? İlk 5'e yazılmaz. Belki ilk 15'e falan yazılır da. İlk 50 yazılmaz. İlk 50. Yani ilk 50 de çok şey, yani öyle bir şey demek istemem şimdi. Tolunay Hoca önce şunu bilecek. Benim elimde böyle bir oyuncu kadrosu var. Ya ben neden Tolga'yı biraz daha 6 numarada tutuyorum ki diyecek kendisine. Bence bunu sorması lazım. Ya da niye üçlü stoper deniyorum? Neden Kitsu'yu sağ bek olarak normal oynaması gereken yerde oynatmıyorum diye kendisine sorması lazım. 3-2 Ankara Gücü taraftarını kandırmasın. İkinci yarıda tempo yükseldi, gelgitli bir oyun oldu falan ama bu oyun mantığıyla Ankara Gücü'nü zor günler bekliyor. Ben de şöyle söyleyeyim. Ligde şu an, hani şu an için diyorum ben. Tabii ilerleyen günlerde nasıl olur bilmiyorum ama Ankara Gücü bu ligde bu kadar kötü takım varken kolay kolay zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Tabii düşme noktasında zorluk yaşayabilir ama Ankara Gücü'nden önce düşecek çok takım var şu an için diyorum ama tabii daha transferin bitmesine bir ay kala, yani bir aylık bir benim gözümde saçmalık var. Lig başlamış, daha bir ay boyunca transfer yani transfer yapabilecek takımlar 15 en fazla lig başladıktan 10 gün sonra bitirmen lazım. Yani bir ay neyi bekletiyorsun, yani takımlar kurulsun artık ya. Şöyle bir saçmalık oluyor. Ligin başındaki maçları açıyorsun, ligin sonundaki maçları açıyorsun. O futbolcu oraya gitmiş. O kadrodan 5-6 tanesi yok. Yani bu tamamen saçmalık artık. Lig başladıysa kadrolar kurulmuş olacak yani. Bu denklem artık bitmiş olacak. Yani artık kamp bitmiş, her şey bitmiş. Milli takıma gidiyorsun, ara veriliyor, geliyorsun, hala transfer yapabilirsin. Ya işte yani Süper Lig'in marka değeri bunlarla ölçülüyor. Eğer biz bir ay daha o yüzden ekstra... markası her gün düşüyor.
Yani bir ay daha ekstradan Eylül'ün 15'ine kadar Şampiyonlar Ligi grupları falan belli oluyor yani o zamana kadar. Sen düşün yani. Biz evet. Hala şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun. Hala transfer tahtan açık. Yani böyle bir şey olmaz. Kim alacak daha orada yani? Yani diğer dünya kulüplerine baktığın zaman ya prime sezonlarını erkenden yazın oynamaya başlıyorlar. Summer series yapıyorlar falan yani. Evet. Yani hazırlık başlıyor sezonunda. Nelerle uğraşıyoruz yani. Yani dolayısıyla evet, dediğin gibi sana katılıyorum. Bir hata var, bir yanlış var. Ben az önce şunu demedim. Yani Ankara Gücü küme düşer demiyorum. Zor maçlar oynar. Yani böyle kahvesini aldırıp yani çayını böyle iki şekerli içecek halde maç oynatmaz. Döktürür o çayı falan yani. Öyle söyleyeyim. Ya bilmiyorum. Ben yine Alisov'un bu sezon ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ya birazcık ritmini bulursa Alisov çok gol atar Alisov, bu ligde çünkü. Bulur doğru ama beğendiğim... topları alırsa bulur. Tabii. Top gelmesi lazım ki forvet iş yapsın. Evet şimdi Engin'e geçeceğiz. Engin'e geçmeden önce de arkadaşlar haftanın futbolcusunu yoruma yazarsanız çok mutlu oluruz. Sizce bu hafta en çok ön plana çıkan futbolcu kimdi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Engin, ligin haftanın en çatışmalı, en sert maçı kırmızı kartlar havada uçuştu. Konya Spor, İstanbul Spor karşılaşması 3 kırmızı kart çıktı. Puanlar da paylaşıldı. Kırmızılar da paylaşıldı. Maçı bir değerlendir bize. Nasıl bir atmosferde oynandı? Neden bu kadar sertti maç? Şimdi öncelikle maça gelelim. İstanbul Spor bildiğiniz üzere kadro kalitesi daha düşük Konya Spor'a göre. Evet. 6. dakikada Jackson sol kanattan kaptırı topu geri kazandı ve çok seri bir şekilde, çok usta bir şekilde içeri aktardı İbrahim Asamoğlu ve 1-0 öne geçti İstanbul çok erken dakikada. Ve bütün maç bu skoru korumaya oynadılar. Yani taktiksel olarak çok konuşacak bir şey yok bu maçta. İstanbul Spor tamamen skoru korumaya oynadı. Kapalı bir oyun oynadı. Ve hani bunun sonucunda da İstanbul Spor bir yerden sonra kart görmeye başladı. Çünkü rakibi durdurmak gerekiyor bir yerden sonra. Hani çok teslimiyetli olmaya başlamıştı oyun. Ali Yaşar'ın ilk sarısı, işte sonrasında 3 dakika sonra Mehmet Yeşil sarı gördü. 10 dakika sonra sanırım Ali Yaşar ikinci sarısını gördü ki yani doğru bir sarıydı o da. Kırmızı da doğrusu evet. Doğru. Yaklaşık bir 5 tane falan sarı kartı var sanırım İstanbul'un yanlış hatırlamıyorsam. 78. dakika civarı bir kavga oldu. Adil Demirbağ futbolcundan çok olaylarıyla gündeme geliyor genelde. Yani bir gereği yoktu bana kalırsa. Okan Erdoğan'a ki Okan Erdoğan'ın ben bugüne kadar kendisini çok izledim. Bugüne kadar rakibe bir saygısızlığını falan hiç görmedim. Çok efendi bir oyuncu. Direkt boğazına yapıştı. Evet. Yani boğazını sıktı resmen Okan'ın. Okan da yani dolayısıyla duruma sinirlenip o da karşılık verdi buna. Büyük bir darbe de yaşandı sahada. Bunun sonucunda itirazdan Loşaycı'la kahraman sarı kart gördü. Adil'le Okan da kırmızı gördü. Karşılıklı birbirine saldırdıkları için. Bunun akabinde de 5 dakika sonra Sokol Çıkaleş'i beraber golünü attı. Yani bu maç belki bu kırmızı olmasa... Yani Çıkaleş'i başka takımda gördüğüm zaman bile Konya Spor aklıma geliyor. Yani öyle özdeşleşmiş bir futbolcu. Yine golünü attı. Yani birbiri yakaladı. Penaltı pozisyonuna ne diyeceksin? Yani penaltıda sence net miydi? Emir Gültekin bir de oyuncu dakika 90+1'de oyuna girdi ve 90+3'teki penaltıyı o kullanmak istedi. Yani orada başka bir futbolcuyu kullandırır mıydın sen olsaydın? Oraya geleceğim. Şimdi önce Çıkaleş'i konusundan bahsedeyim. Çıkaleş'i evet Konya aklına geliyor Çıkaleş'i deyince ama artık yani bitmeli bu iş. Çünkü Çıkaleş'iyle yürümüyor. Bugün o golü yani o gün o golü atmasına rağmen bunu söylüyorum. Çıkaleş yetersiz kalıyor. Yedeye bakıyorsun Muhammed Demir var. Şimdi bu iki santrforla bu iş yürümez. Konyaspor'un bu seneki transferlere bakıyorum fiyasko. Yani bir Morgan Schneider'le getirme işi var. Adam Avustralya liginde oynayamıyor. Temposu olmadığı için. İsmi var diye alıyorsun. Ailevi sebeplerden dolayı ayrıldığını söylüyor Konyaspor yönetimi ama yani belli ki ailevi sebep değil. Baktılar adam bitik. Anlaştılar, yönlendiler. Bakalım ne kadar vermişlerdir.
açıklamazlardı. Şimdi burada Konyaspor'un gerçekten transfer konusunda artık çok doğru hamleler yapması lazım. Çünkü Konya şu an çok yetersiz bir takım. Hani Konya'yı ben bu kadar yetersiz çok uzun zamandır görmemiştim. Yani bu puan kaybına da o yüzden hiç ben şaşırmadım. İstanbul kazanabileceğini falan da düşünüyordum ben. Evet. Çok net bir santrfor almaları gerekiyor. Tempolu bir santrfor almaları gerekiyor. Çünkü eldeki iki santrfor da temposuz. Evet. Emir Kağan'ın penaltısına gelirsek penaltı atmak kolay bir iş değil. 90+1'de oyuna girdiği için penaltı yapmak istemiş olabilir. Sonuçta tempos şeyi falan hani şey yerinde hani yorulmamış bir adam penaltıyı zinde bir şekilde zinde bir kafayla gelip atabilir. Ama öyle olmadı. Topa gelirken nereye atacağı çok belliydi. Sağa çok baktı. Evet. Karşısındaki kaleci Paul Bernardoni. Bu adam Lig 1'de tecrübeli bir kaleci. Yani evet. Bu penaltı durumlarına alışkın bir kaleci ve dolayısıyla direkt sağa yattı ve kurtar topu. Yani çok basit yani. O penaltı penaltı nereye attığı çok 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 bariz yani. Dolayısıyla evet. Bu 3 puanı İstanbul'a alamaması direkt olarak Emir Kağan'a yazıyor. Evet. Şimdi bir diğer maça geçelim. Kayseri Spor Galatasaray karşılaşması. Tahtası kapalı bir Kayseri Spor. Geçen yıl bu olumsuzluklara rağmen ligi çok rahat bir yerde bitirdi. Bu sezonda yönetim yine tahtayı açamadı şu ana kadar. Ve yine lige çok dirençli başladılar. Çağdaş Hoca'nın etkisi bence burada çok fazla. Çağdaş Hoca yerine X bir hoca olsaydı bence takım çoktan küme düşmüştü. Bu maçı değerlendiren Galatasaray'ı nasıl buldun öncelikle? Berbat. Yani hiç açıklaması yok. Bir tane bile gol atamamın hiç açıklaması yok Kayseri Spor'a. Yani evet. Kayseri Spor'un orta sahasında Baran Gezek oynuyor. Saygısızlık etmek istiyorum. Kesinlikle potansiyel vaat ediyor. Kayseri güveniyor ona. Fakat evet. Süper Lig seviyesi için ne kadar hazır olduğu belirsiz bir oyuncu. 17 yaşında daha. Evet, bakıyorsun sağ bekte Uzo Dimmi oynuyor, bu adam orta saha oynuyor. Bakıyorsun Attama oynuyor, bu adam da ön libero. Şimdi böyle bir takım var. Forvet'te Gökhan Sazdağ var, Tiam'la değişiyorlar arada. Yani böyle evet. Bir kadro var. Bir topu da direkten döndü, iyi bir şut vurdu. Yani iyi bir şutu da direkten döndü. Kayseri alabilirdi de maçı şansa. Evet, hani, Kayseri daha etkili bence de. Dolayısıyla hani bu maç çok Galatasaray hayal kırıklığı yarattı. Herkes Galatasaray'dan muhtemelen handikaplı bir galibiyet bekliyordu. Çıkan kadro biraz sıkıntılıydı bana kalırsa. Leo Duba ile başlama işini ben hiç anlamadım. Çünkü Kayseri Spor hep şunu yaptı. Hep sol, yani Galatasaray'ın sol bekini üstüne oynadı. Hep oradan arada topu attılar. Cardozo'yu buluşturdular topu hep. Duba orada çok yetersiz kaldı. Zaten Angelinho öyle değişti. Ama evet. Angelinho da çok çare üretemedi. Neyse ki oradan gol yemediler. Kazımcan'ı Galatasaray'ın aradığı bir maç oldu. Normalde Kazımcan hep bu sezon planlamalarını Galatasaraylıların hep yedekte bıraktığı bir oyuncuydu. Ama bu maçta Kazımcan'ı aradı bence Galatasaray. Bu maçta kadroya da giremedi. Oliveira Berkan'a da diyecek çok bir şey yok. Defalarca gördük ve çalışmadığını da biliyoruz. Yani bir oyuncu yeni gelmiş olabilir, hazır olmayabilir ama rakip Kayserispor. Transfer tahtası kapalı. 17-18 yaşındaki çocukları 11 oynatıyor. Evet. Rakipten bu kadar korkmanın gerekçesini anlayamadım. Yani Kerem Demirbay'ı daha erken oyuna alma gerekiyordu. Ya da belki 11 başlatmak gerekiyordu. Bunu yapmadı Okan Buruk. Bu yani büyük bir soru işareti. Yani bu maç tamamen Galatasaray'ın yeni transferlerine güvenmemesinden kaynaklı bir 3 puan bırakıldığını düşünüyorum ben. Yani Kerem İlk 11 başlayabilirdi. Hadi Zaha yandırım. Zaha bir sakatlıktan döndü. Maç temposu yoktu. Icardi yandırım. Hani o da kamp yapmadı. Halil oynayabilirdi. Çünkü hani Kerem de bu maç çok kötüydü. Kerem bir de 90 dakika sahada kaldı. Ben onu da hiç anlamadım. Yani orada Kerem Zaha değişikliği daha mantıklı olmaz mıydı sence? Yani Kerem Zaha değişikliği daha mantıklı orada. Yani bu maç tamamen Okan Buruk'un hataları üzerine Galatasaray'ın puan kaybettiği bir maç oldu. Muhtemelen Okan Buruk bütün hata yapma lüksünü bu maçta kullanmıştır. Yani çünkü dediğim gibi bu maçta puan kaybının hiçbir açıklaması yok.
Evet. Galatasaray Oliveira'yı aradı mı sence Engin? Yani Oliveira sahada olmasına rağmen aradı belki. Yani şimdi geçen seneki performansını, bence Oliveira'nın geçen seneki performansını Galatasaraylılar çok arıyor. Çünkü bu sezon cidden Oliveira etkisiz başladı. Şimdi sakatlıktan da döndü. Belki onun da etkisi vardır. Biri Torreira yoktu. Yani geçen sene Oliveira ve Torreira ikilisi çok iyi oynadılar. Yani Torreira'nın yokluğu da bence çok etkili oldu. Kayseri Spor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten bu zorluklar çerçevesinde, bu kadar zorluk çektiği durumda Galatasaray'a karşı bence iyi bir futbol sergiledi. Galatasaray kesinlikle benim kendi kapalı takımlara karşı zorluk yaşar. Çünkü Kerem de, Bakambu da, Barış Alper de çıktığı kadro tamamen Galatasaray'ın arkaya koşu yapabilecek boş alanları seven futbolculardı. Ama Kayseri Spor'da arkada boşluk bırakmayınca Galatasaray i̇şte, kilitlendi önce. Orada şunu attılar. Arif Kocaman'la Josef Attamah gayet fizikendir oyuncular. Bunu yapamayacaklarını anlamaları lazım. Ya da Uzo Dimma. Hani diri bir takımdı Kayseri Spor. Belki yeteneği kısıtlıydı ama fizik tempo olarak iyi bir takımdı. Yani mesela Gaziantep'e evet, çalışır ama Kayseri'ye çalışmadı bu. Evet. Şimdi liderin maçına geçiyoruz. Mustafa, Pendik, evet, Hatay Spor karşılaşması. Hatay Spor ligi fırtına gibi başladı. Pendik karşısında 5-1'lik bir net galibiyet. Mükemmel bir oyun. Volkan Demirel'de Hatay Spor'u da cidden bu şekilde beklemiyorduk. Çünkü transferler yapıldı ama transferler kapalı kutuydu açıkçası. Ne yaptı, sahada ne vereceklerini bilemiyorduk. Bence hala bu maçı kapalı kutu. Değerlendirelim o zaman Mustafa. Yani bir maç değerlendirmek alalım. Fırtına gibi başladı. Rüzgarı sağlayan Pendik'e önce teşekkür ediyoruz. Hakikaten. Elinden geleni yaptı yani. Atakaş Hatay Spor oynayabildiği kadar iyi oynasın diye. Önce kazananla başlamak lazım. Evet, soru işaretleri olan transfer süreçleri var. Bence hala soru işaretleri var. Her ne kadar maçı 5-1 kazanmış olsa da Atakaş Hatay Spor, Pendik'in buna da çok müsaade ettiğini, gerçekten hem fizik kalitesi anlamında neredeyse sahada hiç olmadığı, oyunu daraltamadıkları, hele hele arkadaki ne kadar Süper Lig tecrübesi olursa olsun, Çavalyaz'ın, Wellington'un, Kadim Rasul'un ağır olmaları ve ilk dakikalarda gelen goller maçın biraz da gidişatını belirledi. Bir de zaten ikinci yarının hemen başında 3-0 olunca maç orada zaten bitiyor. Atakaş Hatay Spor'un açısından şunu söylemek lazım. Pendik'e karşı bu oyunu oynarsınız ama şimdi haftaya Kasımpaşa maçı var. Oradan iyi oynayacağın önemli. Mesela maçın yıldızı Görkem Sağlam 9.9 falan alıyor. Yani böyle bir oyun oynuyor. Görkem neden bunu aldı ve neden bu kadar rahat oynadı? Önce bunu sorgulayalım. Bir, açık alanda oynadı. İki, üzerinde hiç baskı yok. Rahat rahat aldı, verdi, gezdi. Sağda adım atmadı, yer kalmadı. Şimdi diri takımlarda, evet, orta sahada fizik gücü yüksek takımlarda bu kadar rahat gezdirmezler. Yani sırtı dönük pasları bu kadar rahat veremezsin. O diagonalı atarsın, araya biri girer falan. Pas arası yapar. Çıkamazsın oradan. Galibiyetin tadını çıkarmak önemli. Ben bunu bizim Hatay'daki spor severlere de anlatıyorum. Galibiyetin tadını çıkaralım, mutlu olalım. Evet. 5 çok iyi falan diyorum ama bu maç özelinde kalsın bu. Bunu takım çok iyiymiş gibi düşünmek çok doğru değil. Neden diyeceksin? Mesela Joelson Fernandes diye bir oyuncu aldık biz Sporting'den, biliyorsun. Evet. Hiç Engin'e yardıma gelmedi. Sıfır. Engincan altyapıdan çıkmış bir oyuncu. Bana göre iyi maçta oynadı. Ama Joelson hiç Engincan'a yardıma gelmedi. Yani yardımlık bir durum olmadı acaba Mustafa? Aslında hani yardıma olur mu? Nasıl olmaz? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Pendik açısından baktığımızda ilk 11 aldığı zaman rakipte bakacaklar geri dörtlüde en problemli oyuncu kim olabilir? Engincan Aksoy. Hem altyapıdan çıkmış, hem genç, hem tecrübesi yok. Hem de evet, baskı üzerinde. Yani bu halde bile Engincan iyi direndi ona rağmen. Ve burada eminim ben Volkan Hoca, Joelson'a demiştir sen biraz Engincan'a yardım et diye. O yardım gelmedi. Ama sağ kanatta Stramberg'e bakarsak Kamil Ahmet'in sıkıştığı her pozisyonda geldi. Zaten Kamil evet, Ahmet'in sıkıştığı bir pozisyonda Stramberg topu kapıyor, Görkem'e veriyor. Görkem uzun atıyor. Bertu oyuncuyu eksiltiyor. Kaleciyle karşı karşıya gol atamıyor. Evet. Sonra Görkem kendi topunu tamamlayıp 2-0 yapıyor. Yani bunlar maç içinde
Atakaş Hatayspor'un eksiklerini gösteren, 5-1'e rağmen eksik yaptığı saha içindeki durumu gösteren bize anlar. Ben biraz Bertu'ya değinmek istiyorum burada müsaadenle çok vaktini almadan. Şimdi fizik olarak iyisin. Oyun içindesin tamamen. Şut çekiyorsun, rahat rahat pasını alıyorsun. Adam eksiltebiliyorsun. Birebir de adam geçiyorsun. Neden kaleciyi geçip şut atmak yerine mesela solda Joelson bomboş 2-0 daha kolay yapabilirsin. O pası vermiyorsun. Evet. Yani bunun sorgulanması lazım. Yani bu pozisyonu takım 1-0 gerideyken örnek veriyorum Alanya'ya karşı yapsan ve maçı kaybetsen hedef tahtasına koyarlar seni. Yani kaldı ki bu hafta biliyorsun Manchester City'de bile ilk yarı 2-0 önde bitiyor. Hemen Guardiola çağırıyor yanına Haaland'ı. Sen gel bakayım buraya falan diyor. Yani dolayısıyla bence fazla azarlamasın. Araplar şu an çok tehlikeli. Her an alabilirler. Ya ben yani de aynı fikirdeyim. Ama Guardiola da kendi oyun mantığı olan ve bunu illa sahada görmek isteyen bir adam. Ekstra hiçbir şey istemiyor. Evet. Sadece onun hayatı boyunca sahaya koyduğu bir oyun planı var ve her oyuncunun ona sadık kalmasını istiyor. Ben Bertu'ya geri döneyim. Yani Bertu da bu birazcık özgüvenin getirdiği şımarıklıktan vazgeçecek öncelikle. Yani 5-1 kazanmış olabiliriz. Pozisyon bulmuş olabilirsin. Ben bu arada kazanmış olabiliriz. Hep bizli konuşuyorum Hatayspor'u için ama buna seyirciler biraz zaman gösterirse. Ama normalde çok tarafsızdır Mustafa. Şu an yayının heyecanından diyelim biz ona. Yok ya bir de yıllardır Atakaş Hatayspor'u falan anlatınca 7-8 yıl haliyle takımı çok benimsizlik. Öncelikle Pendik taraftarından da özür dileyim ben. Bu yönüyle Atakaş Hatayspor'un arkada mesela maçın yıldızı bana kim dersen Görkem'den sonra Başiro. Yani öyle bir fizik yok. Yani ok gibi çıkıyor o topu aldığı zaman. Ya bir anda 2-3 kişi yarıp geçebilir. Ya bir, öyle bir gol de sezon içinde bak göreceğiz ben sana söyleyeyim. 2-3 oyuncu bir anda geçip direkt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pozisyonlara şahit benzettim. Mustafa, Lamine Diack'e benzettim. Ankara Gücü'nde geçen sene çok iyi işler yapıyordu. Yani oyun futbol, oyun mantalitesi, işte ayağı, hakimiyeti falan Lamine Diack'i biraz arındırıyordu bana bence. Anlıyor. Ya bizim Süper Lig'de bence şöyle, orta saha oyuncularından en çok aradığımız şey Süper Lig'de seviyesi en düşük olan şey topla dripling özellikleri çok zayıf. Yani bizim Süper Lig'de orta saha oyuncularımız. Yani bunu çok az oyuncuda, 3-4 oyuncuda bunu görebiliyoruz. İşte Samsunspor'un Enchamon'da mesela bu hafta biraz görebildik. NDI'den alışkanlığımız var zaten. Onu da biraz görebildik. Hocam, bu yönüyle Deli Başiro önümüzdeki haftalarda iyi şeyler bize gösterebilir. Pendik tarafına dönecek olursak bir kere Görkem'le başlamasını ben anlamadım hocanın ileride. Evet, Turan fena bir oyun oynamadı ama Görkem'le başlamak yerine Eze'yle başlayabilirdi mesela. Daha korkutucu olurdu. Çünkü hem Klima hem Burak Bekaroğlu arka dörtlüde ilk kez birbiriyle oynuyor. Yani oradaki tandem birbirine alışmış bir tandem değildi. Yani bunu fırsata çevirebilirdi. Pendik açısından hakikaten çok kötü bir başlangıç. Halil istenilen seviyede değil. Zaten maçı izleyenler de gördü. Bütün oyunu Halil'in üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Halil de ne yapsın? Çizgiye indiği zaman zaten çok fazla adam eksiltemiyor. Bir de Kamil Ahmet'in yanına Strandberg gelince, Burak da yanına yaklaşınca, Klima da yaklaşınca İyice tıkandı orada. O yüzden Pendik takviye ihtiyacı var yani. Hele hele geri dörtlüde Wellington'la Chavelas'ın da fizik olarak daha iyi hale gelmesi lazım. Neden bu kadar kötüler ben de anlayamadım. Ben beklemedim yani bu kadar Pendik kötü. Ben açıkçası Pendik geçen seneden daha kötü bir takım. Böyle giderse Pendik bence küme düşer. Aciliyetli olarak yani topladıkları futbolcular da bence toplama kampı. Hiçbir futbolcu böyle gerçek manada pozisyonlarında iyi olduğu için alınmadı. Benim açıkçası bu şekilde gitmesi durumunda Osman Hoca'ya 5 hafta yazıyorum. Pendik Spor'da küme düşebilir. Aciliyetli olarak toparlanmaları lazım. Yani çalışılmış pozisyon yok. Yani çok özür dilerim. Yani çalışılmış planlanmış bir pozisyonu tamamlama sürecini hiç görmedik. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir diğer maça gidiyoruz. Sivas'a geçiyoruz. Engin, şimdi Sivas Samsun Spor karşılaşması, maç 1-1 sonuçlandı. Samsun Spor 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele etti. 1 puanı da çıkardı. Hızlıca bu maçı değerlendirelim. Hızlıca değerlendirelim ama az önce bir konuda araya girmek istedim. Pendik, Osman Hoca'ya 5 maç yazıldı. Şimdi transferler yapan bildiğim kadarıyla Osman Hoca değil. Belli ki başkan Süper Lig tecrübesi olan adamları alıyor ki bunu Eyüp'e de yapıyor.
Cavallas kadar ağır bir stoperin ne kadar ağır olduğunu herkes biliyor. Alıyorsun. Wellington'un ne kadar ağır olduğunu herkes biliyor. Alıyorsun. 5-1 indiriyorsun. Evet. Fatura Osman Hoca'ya yazılamaz. Onu söyleyeyim. Transfer komitesine kim yapıyorsa onlara yazılır. Yani bizim ligde yazılır Engin. Bizim yani öyle yapılması gerekir. Yani bilmiyorum. Yani bu bu takım, benim gördüğüm takım Süper Lig'de kalamaz. Evet, şimdi Sivas'a geçelim. Sivas Samsun Spor değerlendirmesini alalım. Özellikle Samsun cephesini değerlendirirsen çok memnun oluruz. Şimdi Samsun Spor 8 yeni oyuncuyla maça çıktı. Dolayısıyla birbirine alışmamış bir kadro var. Sivas'ta da aslında yeni, böyle daha önce görmediğimiz oyuncular vardı. Mesela Yunus Emre Konak ilk maçını iyi bir izlenim bıraktı. Ben geleceğini parlak görüyorum. Şimdi Samsun Spor'a geri döneyim. Daha çok Samsun Spor'u ben takip ettim maçta. Samsun Spor çok dağınıktı bir kere. Bahsettiğim konu, 8 yeni oyuncuyla çıktık. Samsun Spor özellikle savunma kısmında çok bir aksama oldu. Alim Öztürk çok korkunç bir başlangıç hamlesi. Yani Samsun Spor'da durmasının bir anlamı yok şu anda. Yunus Emre çift varken Alim'le başlamak bak, çok kötü bir karardı. Onun haricinde orta sahaya savunma arasındaki bu çizginin uzunluğu Samsun Spor'a oyun kurma konusunda çok büyük bir zarar verdi. Şimdi Taylan Oliver, yeni oyuncular. İkisi de 8 numara gibi oynadı. Yani 6 numaraya yakın aslında biraz Taylan oynadı ama yani Taylan kesiciliğini göstermedi. Gösteremedi. Çünkü evet, bunu beklemek de haksızlık olur. Oliver'a da bu yüzden çok yük bindi. Buna rağmen elinden geleni yaptı. Yani Oliver'ın bir ısrar haritasına bakmak gerekiyor. Çok mücadele etti. Emre Kılınç'tan bu maç memnun değilim. Sebebine geleyim. Emre Kılınç'ı bir kanat oyuncusu olarak kullanmak okey. Fakat şu anda bir 10 numara olarak Samsun Spor onu değerlendirdi. Yanlış. Emre Kılınç o bağlantı yapabilecek oyun görüşüne sahip bir oyuncu değil. Emre Kılınç daha çok dağıtıcı bir oyuncu. Yani o işleri karıştırmayı seven bir oyuncu. Böyle inceci bir oyuncu değil. Dolayısıyla çok yanlış bir oyun kurgusu. Beklediğim, daha önceden söylediğim Marius Fofana ikilisini gördük. Fofana yani hakikaten o kadar sezon başında, yani sezon öncesinde övülüyordu. İşte bu kez kampın yıldızı oldu. Çok fena bir Fofana geliyor. Yok. Yani her zamanki Fofana. Topla çok fazla oynuyor. Çok bencil davranıyor. Topu izliyor bir de. Yani Samsun Spor hücum yapacak. Belki hani bir fırsat yaratacak. Fofana'nın keyfini bekliyoruz ki adam biz. Yani Fofana o konuda çok bencil. Dolayısıyla ben yani onun Samsun Spor'daki vaktinin dolmak üzere olduğunu düşünüyorum. Oyuna giren Laura her zamanki bildiğimiz Laura'ydı. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötüydü. Tanke çok kötüydü. Yani isteksiz oynadı. Dolayısıyla Tanke'den pek memnun değilim. Bola çok iyi görünüyor. Tanke ayrılık sinyalleri verdi sanki bana. Ben öyle gördüm Tanke'de. Muhtemelen çünkü çok isteksizdi yani. Bildiğimiz Tanke değildi. Bola iyi görünüyor. Hoceli'nin de bir oyuncuya karşı ilgisi var. Yani Tanke bir Hoceli spor gibi geliyor. İyi olur çünkü 400 bin alıkkar adam hiç güven vermedi bana. Tanke çok iyi doldurur orayı. Şimdi Bola iyi görünüyor ama Şintler'in fiziğini gerçekten hiç beğenmedim. Bildiğimiz Şintler gibi değil. Belli ki eksiği var. Evet. Yani çok hantal. Osman Çelik demiştim ve eleştirilmiştim ben maçtan önce. Osman Çelik dediğim için tekrarlıyorum. Osman Çelik oynamalıydı. Çünkü Taylan Osman'ın yaptığı... Yapamaz yani. Evet. Samsun Spor'a ihtiyaç olan orada orta sahayı tutacak bir adamdı. Bunu başaramadı Samsun Spor ve buradan hep hücum yedi. Buradan hep kontraya çıkmak isterken kontra yedi. Dolayısıyla oyunun hakimiyetini bir türlü alamadı. Böyle maç bir orada bir burada geçti. Oliver olmasa muhtemelen Sivas çok rahat bu maçı alabilirdi. Yani dolayısıyla... Ben araya girelim miyim burada? Çok kısa yani. Tabii. Yani şimdi öyle bir Samsun Spor anlattı ki sanki Sivas Spor böyle rakip sahada iyice dizilmiş. Rakibi neredeyse bypass etmiş gibi anlattı ama Sivas topun arkasında çok fazla bekledi. Yani Sivas'ın 7-8 dakika, 10 dakika oyuna hakim olduğu ben bir an hatırlamıyorum. Bir de Bola'ya, evet Bola iyi oynuyor ama Bola çok da şımarık oynadı. Bola'nın 1-2 pozisyonu var. Yani sen gitmen gereken yere kadar inip 6 pasının yanına kadar gidip son çalımı atmışsın. Topu çıkarman lazım. Arkada oyuncu bekliyor. Mesela Emre'nin çizgiye indi pozisyon.
Sen ekstra bir çalım daha deniyorsun. O pozisyonu bak özetlerde de var zaten. O ekstra çalımı denemese biri daha erken bulabilirdi Samsun. Yani Sivas yani o noktada söylemem gerekti. Babalı konusunda bunları söylemiştim. Nerede ne yapacağını çok iyi bilemediği zamanlar oluyor. O yüzden ben normal karşıladım bunu. Dediğim gibi yani eksikler var. Bunlar düzelir. Sivas cephesinde ise Sivas'ın transfer ihtiyacı var. Sivas'ı biraz yorumlamamamdaki sebep Sivas'ın kadrosunu çok yeterli görmemem. Çok kaliteli oyuncuları var. Samu Saiz gibi. Clinton çok formda ve formunu Samsun Spor'a karşı da devam ettirdi. Fakat çok fazla ayrılık oldu ve yerleri, ayrılan oyuncuların yerleri çok doldurulamadı. O yüzden Sivas Spor'un 4-5 takviye ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de, ben açıkçası şu an... Ya çok üzüldüm. Bir de bu diziliş bu kadar Sivas açısından söyleyeyim. Çok fazla topun arkasında kalacak oyuncularla da oynamadı. Yani Emrah Bastan, Hakan Aslan, Samu Saiz dediğin gibi. Yani bu oyuncular toplu oynamayı seven oyuncular. Niye bu kadar çok topun arkasında bekledi? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Yani teknik direktörün anlayışını da benimsemedim. Ya orada da şu etkili olmuş olabilir. Skoru erken bulurlar ya. Yani skoru erken bulmaları etkili olmuş olabilir bence. Hem o hem de Samsun Spor'un geçen seneden beri topla oynamayı seven bir yapısı var. Bunun farkında oldukları için Samsun Spor'u yormak istediler. Bunda biraz da başarılı oldular. Evet. Sivas Spor taktik olarak çok başarılıydı, onu söyleyeyim. İstediklerini elde ettiler. Çok başarılılardı planlarında. Evet, yani açıkçası Süper Lig'e tekrar başarısızdı. Samsun Spor'a da Süper Lig'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Umarım takviyeler sağlanmış olur. Ben açıkçası yani Samsun Spor'u da dediğiniz gibi bazı noktalarda eksikler var. Takıma takviyeler yapılacağını düşünüyorum. Diğer müsabakaya geçelim. Adana Demirspor Avrupa'da transfer sayıda başkan. Yani olması gerekiyor. Yani şu an ekranda biz de görüyoruz bunu. Eksikler var ve takım aciliyetli toparlanması gerekiyor. Bir de benim Samsun Spor'da gördüğüm tek şey şu. Taylan Antalya'da 6 oynayamaz arkadaş. Yani bunu hiç diretme. Oraya 6'yı Osman'ı yaz. Daha iyi olur. Daha etkili olur. Evet, Osman var. Yoksa al yani transfer yap oraya. Geçen sene Ankara Gücü'nde Lavin Diek'te Taylan oynuyordu. Diek o işleri yaptığı için Lavin Diek Taylan hiç bu olaylara girmiyordu. Ama Taylan'ı 6'da bıraktığın zaman çok atak yersin. Hiçbir zaman orta sahayı ele geçiremezsin. Çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Muhammed Ali Özbaskı çok uzun süren bir sakatlığı vardı. 17 yaşında. Evet, onu da seçtim ben görünce. Sakatlıktan geri döndü. Biraz uzun sürdü. Belli ki Hüseyin Hoca hala planlarında düşünüyor. Muhammed Ali Özbaskı'cı bu sene de biz izlemeye devam edebiliriz. Yani izlememiz gerekiyor. Şampiyonlukta bence onun da katkısı var. Ya Tuzla maçı olması gerekiyor. Son dakikada bir atmış olduğu gol vardı. İyi 10 numara için fazla pres gücü yüksek bir oyuncu. Özel evet. Bir oyuncu. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Avrupa'daki gururumuz Adana Demirspor son dakikada Rizespor'u Yusuf Erdoğan'ın bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bu maçı da değerlendirelim hızlıca. Şimdi bu maç daha çok Rize üzerinden değerlendirilebilir. Çünkü Adana Demirspor Avrupa'daki maçlarını zaten biliyoruz. Hep rakibi boğdular. Hep üstün taraf oldular. Zor eşleşme dediğimiz eşleşmelerden çıktılar. Fakat Rizespor Adana Demirspor'u belki bu sezon ilk defa zorlayan takım oldu. Yani çok zorlandı. Ben İlhan Polat'ı diyorum ben. İlhan Hoca'nın başarısı bu büyük ölçüde. Ali Kulov'u çok beğendim. Rize'deki bu oyunu beğendim. Adana Demirspor tabii kadro kalitesinin sonucunu aldı. Maçı kazandı. Bu maçta yani çok bu maçı takip edemedim. Yani 90 dakika izleyemedim. O yüzden çok fazla analiz yapabilecek bir durumum yok. Fakat Eray var Soma Spor'dan bu sene gelen Rize Spor'a. Ona herkes dikkat etsin. Benim gözüme çok iyi gözüktü. Bu sene Süper Lig'de formu bulacaktır. Eray'a dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Yani Adana Demirspor'da Zeçiri'yi de beğendim. Fakat Diouf evet. için, Dinci için, Varesanovic için bir şey söylemek için erken biraz beklemek gerekiyor.
Evet, Zekiri de ben maçta dikkat çeken oyuncuydu. Adana Demirspor hem sıcaklık çok fazla, çok yüksek. Bir de maç tempoları artık oluşmaya başladı. Adana Demirspor'un 4. 5. maçı olması gerekiyor. Takım da oturmaya yavaş yavaş sağlanıyor. Ama ben açıkçası yorgunluğa veriyorum bunu. Çünkü hem sıcaklık hem yorgunluk bu maçta etkili olmuş olabilir. Mustafa, Fenerbahçe maçına geçelim. Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşması, son dakikadaki pozisyonu da özel bir değerlendirmeni isteyeceğim. Bu maçtan da değerlendirmeni alabilir miyim senden? Ya şöyle söylemek gerekiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçın hemen ardından Fenerbahçe tabii ki de baskılı başlayacaktı Kadıköy'de. Her zamanki gibi. Zaten iyi de başlayıp hemen ardı ardına gelen iki golle maçı kopardı. Bir de Maxim hak ettiği iki tane sarı kartı yiyince orada. Yani hoca ikinci sarı kartta beni at dedi resmen. Atılınca da evet. Biz dedik ki bu maç 4-5 falan olur. Geçtiğimiz yılki sezon başına falan döneriz diye düşünüyorduk Fenerbahçe lehine. Bir de Edin Dzeko'nun attığı goller dışında oyun sıkıştığı zaman Ferdi'ye pasa gelmesi, İsmail Yüksel'e bağlantıya gelmesi, Ryan Kent'e yardımcı olması, yani bir orta alan oyuncusu gibi oynaması da Fenerbahçe için çok güzeldi o noktalarda. Evet. Fakat bir pozisyon var. 2-1'e gelen pozisyon. Duran bir top. Fenerbahçe işte taraftarları da ilk yarı bitsin de hemen arkada çerezimizi falan alalım, kolamızı falan alalım, hemen keyfimize bakalım noktasındayken bir top yola çıkıyor. Ya ben onu betimleyerek anlatmak istiyorum. Böyle Artvin'den ülkemize giriyor. Rize'de çayını içiyor falan. Daha sonra diyor ki ben biraz Kapadokya'yı işlemleri falan yapıyor tabii, değil mi Mustafa? Tabii. Yani Kapadokya'yı falan gezeyim diyor. Daha sonra diyor ki İstanbul'da da işte neresi var? Camileri gezeyim, Meditepe'yi falan göreyim diyor. Sonra Altay'la top karşılaşıyor bir yerde. Altay diyor ki sen buraya kadar gelmişsin. Gel biz bir de sana kale içini gösterelim falan diyor. Yani hakikaten öyle bir gol. Yani tam olarak tarifi bu. Yani böyle bir şey yok. Yani Fenerbahçe'leri maç elinde. Yani maç elinde 2-0 rahatsın, gir devreye. Yani o topu nasıl alabiliyorsun içeriye? Çünkü önde hadi oyuncu dokunamadı, arkaya gelene kadar yine senin bir hareket anın var. Birkaç saniyen var orada. Bir adım önde olsan ya da topu direkt karşıya bıraksan, yumruklasan yine gol olmayacak. Sen resmen gel gol ol diye davet ediyorsun. Yani burada bu dakikadan sonra bir de özellikle ikinci yarıda Tadic penaltıyı kaçırınca Batuhan'ın iyi bir kurtarışı. Evet. Oyun Fenerbahçe'de kurtardı. Ben Tadic kaçırdı demem ona. Ben kaleci kurtardım. Aynen. Batuhan kurtar demek daha doğru. Bence haftanın kurtarışı da sayılabilir. Evet. Maç bir anda Fenerbahçeliler için maç acaba 2-2'ye gelir mi? Geçtiğimiz sezonki İstanbul maçını falan hatırlattı bana. Yani acaba dedim yani böyle bir başlangıç olursa çok yazık olacak diye. Olmadı. Son pozisyon bence de penaltı değil. Zaten kural değişikliği var. Kendini takım arkadaşına seken top penaltı olmuyor. Ama hakem burada. İlkemizde şöyle bir durum var Mustafa. Bunu kural olarak yazmaları gerekiyor veya hakem bir açıklaması yapması gerekiyor veya yayıncı kuruluş o kuralı orada geçirmesi gerekiyor. Kimsenin hiçbir şey anlamadı yani. Hakem VAR'a da gitmedi, hiçbir şey de olmadı. Bir anda maçı bitirdi. Acaba top dışarı mı çıktı? Top dışarıdan mı çevrildi? O mu düşünüyorduk? Yani maç bir anda bitince hakemin de daha sonradan işte teknik direktöre kuralı açıklamış ama bizim yani İngiltere'de izlediğimiz veya Avrupa'da izlediğimiz maçlarda çok daha güzel organizasyonlar, çok daha açıklayıcı oluyor ama bizde her şey üstü kapalı oluyor. Ya şimdi eyyamcılık yapmış gibi olmayayım ama hakem zaten benim başım belaya girmeden bu maç bitsin diye dua ediyordu yani. Hakikaten öyle. Evet. Yani. O yüzden evet. Hakemden de çok şey. Çünkü yani herkesin tartıştığı bir pozisyon var. Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı bastığı o pozisyon. Yani evet. Var. Tamam evet orada kırmızı kart çok ağır olabilirdi ama sarı da net olarak çıkmalıydı. Bir de bazı bazı faullerde inisiyatifi açık ara Fenerbahçe'den yana kullandı yani. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii bu kesinlikle. Oyunu gölgelemesi Fenerbahçe kötü oynadığı için değil. Fenerbahçe açısından da Şimanski'nin attığı ekstra pas dışında oyunda çok oyun içinde olmadı. Mert Hakan muhtemelen zaten Fred'in gelişiyle beraber kolay kolay 11'de bulamayacak gibi geliyor bana. Fenerbahçe kesinlikle. İçin iyi başlangıç. Gaziantep için de ümit veren bir oyun. Bu oyun ileride daha iyi noktalara gelebilir. Eksikleri hala var. Ben mesela Max Gradle'i hiç beğenmedim. Hakikaten çok sinik kaldı oyun içerisinde. Evet. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl izleyeceğiz iki takımda.
Gaziantep'e benim gördüğüm kadarıyla acil bir forvet lazım. Fenerbahçe'ye gelecek olursak da Fenerbahçe'de Altay Bayındır kulüpten ayrılmış, kulübü bırakmış. Yani kesinlikle sahada bir Altay Bayındır yok ama İsmail Kartal zorla oynatıyor. Hiç gerek yok. Orada İrfan Can'ı oynat. Geçen sene son 10 maçta bu çocuk oynamış. Zira Türkiye Kupası'nın finalinde de İrfan Can oynamıştı. Bence ya Fenerbahçe'de yapılan... Şimdi bunu Twitter'da falan da gördük yani. Ben de gördüm izlerken maçı. Kalenin üst direğine falan tutulmaya çalışıyor. Düşecek falan yani. Bu kadar evet, yok. Onu yani, bile tutamıyorlar. Türk milli takımının en iyi kalecilerinden biri olabilir diye konuşuyorduk. Bence hala bunun için çok ciddi potansiyeli var. Evet. O yüzden Altay'a gerçekten zaman tanınması lazım. Kiralık gitmesi gerekiyorsa kiralık gitmesi lazım. Bu oyuncuyu burada kaybetmeye hiç gerek yok. Kesinlikle. Evet, bir diğer müsabakaya geçelim Mustafa. Alanya Başakşehir maçı, onunla da bir ufak değerlendirmeni alalım. Yani çok kısa yani şunu söyleyeyim. Alanya evet. Bir kere her yönüyle bugün maçın genelinde bütün alanları doğru kullandı. Paslaşmalar, birbiriyle olan diyaloglar çok yüksek. Oyuncular birbirini iyi ezberlemiş durumda. Ne oynayacaklarını iyi biliyorlar. Carlos Eduardo iyi bir top oynadı. Aynı zamanda ben evet. Novais'in attığı ilk birinci gol, önünde ilk derinliği bulduğu anda zaten şutu çekti, gol oldu. Evet. Alanya bize çok keyifli maçlar izletebilir. Ben Alanya'nın pas oyununu beğendim. Yani seti iyi oynuyor. Evet. Pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Birazdan merkezde daha diri kalabilir. Bunu da tamamlayabilecek pozisyonlarda buldu. Başakşehir için Edgar Lee iyi oynadığı bir maçta bir hata yaparak takım 2-0 kaybetti ama Edgar Lee'yi beğendim. Pelkas bence hiç 11'de oynayacak seviyede değil şu ihtimalde. Şu oyunda hiç yok. Hiç diri evet. değil. Doğru topları oynayamıyor. Bir de yanındaki oyuncuları da kar ediyor. Yani Figueiredo kırmızı kartı yenene kadar takımın en aktif oyuncusuydu. Serdar Gürler pozisyon buldukça bir şeyler yakalamaya çalıştı. Başakşehir ilerleyen, evet. ilerleyen haftalarda toparlayacaktır. Ben forvetini beğenmedim. Yani Pişik'i hiç beğenmedim. O biraz daha toparlaması lazım. Şener bildiğimiz Şener gibi oynadı. Dolayısıyla Alanya'nın önde olduğu, her yönüyle önde olduğu bir maç oldu. 2-0'da bitti zaten. Yani bu maçta da ben açıkçası ligin en çok beğendiğim teknik adamlarından Ömer Erdoğan'ın takımını yavaş yavaş göreceğiz diye düşünüyorum. Alanya eski formatına geri dönüp sözde yani büyük takımlardan bence bu sene çok puan alacaktır. O formatına geri dönecektir. Tabii Başakşehir'de dediğimiz gibi toparlanacak. Başakşehir'de eski ritmini yakalayacaktır. Oyuncu kalitesine sahip. Haftanın kapanış müsabakası, son mücadeleye geçiyoruz. Engin, Beşiktaş, Fatih Karagümrük. Karagümrük bitmiş. Yani ben böyle bir şu an ligin en kötü takımı sıralaması yapsam ilk sıraya Karagümrük'ü yazacağım. Yani çok kötülerdi. Beşiktaş'ta hiç istediğim, yani Beşiktaş'ın normal şartlarda ben ilk 15-20 dakikada maçı bitireceğini düşündüm ama Beşiktaş'ta bir türlü golü bulamayınca stres yaptılar onlar da. Sen nasıl değerlendirirsin Salih'in forvet oynadığı bir Karagümrük'ten bu maçı değerlendirmeni istiyorum açıkçası. Futbolu yorumlamayı bırakıyor, evet. Futbola ne kadar ihanet edilebilecek olay varsa yaşandı bu maçta. 20 dakikada futbolun namına hiçbir şey olmadı. Salih Dursun sahte forvet oynadı ama yani Messi gibi bir sahte forvet, yani sahte, yani forvet değil. Forvet oynadı ama. Yani adam nerede evet. duracağını bilmiyor hücumda. Forvet oynuyor. Feguli'ye bakıyoruz. Kendini Emre Belözoğlu zannediyor. Sürekli geliyor derine. Uzun pas oynuyor. Onu da yapamıyor. Yani Salih uzun top oynamanın anlamını ben çözemedim açıkçası. Yani bir pozisyonda Feguli dediğin gibi Salih'i defans arkasına top atmaya çalıştı. Şaşırdım yani. Koşmayı öğretiyor yani belki. Bundan dolayı olabilir. Uzun belki ama yani indiremiyor. Elinden bu geliyor. Yeteneği bu. Evet. Beşiktaş tamamen kendini kaçırdı. Abubakar'ın bir tane aşırtma pozisyonu vardı ki yani hani bu 20 dakikanın üstüne eklenebilecek en kötü şeydi yani. Çok rahat geçti evet. rakibi Abubakar ama yani o aşırtma, yani o kadar yumuşak bir aşırtma hiç beklememiştim. Bunun haricinde dediğim gibi ilk yarı çok kısır geçti. Karagümrük baskı da yapmadı. Çok yerleşik oynadılar. Beşiktaş'ta yaratıcı bir aksiyona girmedi. Merkezi kapattılar bununla birlikte. Ya Beşiktaş'ın bu arada yani solu ne kadar işiyorsa sağda o kadar işleyemedi bugün. Onu
söyleyeyim. Yani Rozier'i Onur Bulut hiç çalışmadı. Hiç çalışmadı. Yani oradan ne dribbling'de adam eksiltebildi ne de Beşiktaş oradan oyun kurabildi. Karagümrük de hızı çıkamadı. Çok keyifsiz, çok tatsız bir maçtı yani. Arada evet. Sette oturup atak yapmaya çalıştılar. Olmadı. Yani kaleye de gelip, yani Karagümrük kaleye gelemedi. Beşiktaş kaleye gittiğinde bunları kullanamadı. Rozier ver kaçları denendi. İşte soldan Rabic, Masuaku bunlar denendi. Evet. Sonra biraz 4-4-2'ye benzer bir değişiklik oldu. Semih, Amir değişikliği. Şunu fark ettim. Rabic, Semih'i soyunma odasına bayağı bir uyarmış belli ki. Semih bu bütün topları Rabic attı. Yani o çok dikkatimi çekti. Mesut Özil'e attı son dakikada o orta sahadan vurduğu şuttan sonra olabilir. Ben de denerdim. Yalan olmasın. 17 yaşındasın. Atarsan spektaküler bir gol olacak. Denersin yani. Ben kızamadım ona. Neyse Getson yani bildiğimiz gibi Getson'un bu ligde bir alternatifi yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Müthiş bir oyuncu. Yani çok dinamizm katıyor ve her istediğini yapıyor. Golü de attı sana. Maçı da kazandırdı. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Beşiktaş'ı bu kaotik, bu futbol namına hiçbir şey bulunmayan, futbola ihanet edilen bu maçta skoru aldı. Hani Getson'a teşekkür etmesi lazım Beşiktaş'ın. Bence Beşiktaş'ın aciliyetli olarak Getson'u böyle pamuklar içerisinde sarıp sarmalaması gerekiyor. Şenol Güneş'in ben bu yeni oyuncuları oynatmama mentalitesinde bir türlü çözemedim. Yani Rebic bu takımda oynar arkadaşlar. Her türlü Rebic var Şenol Hoca'nın. Oynar. Şenol Hoca'nın takıntısı var. Yeni gelen transferi 3 hafta bekletir. Orada demliyor mu? Ne yapıyor artık? Gelmiş abi, oyuncu hazır. Milan'dan gelmiş yani. Sen bunu gidip 3. ligden veya Slovenya liginden getirmedin bu futbolcuyu. Rebic bu yani. Getir, oynat. Bir hafta, 2 gün sonra çıkar Rebic'i. Yine oynar. Yani Rebic'in sakatlığı yoksa, bir şey yoksa, ki sakatlığı da olsa kadroda olmaz bu adam. Adı Rebic'i kadroya yazıyorsan ilk 11'e yazacaksın Şenol Hoca. Yani bunun başka açıklaması yok. Onur Bulut'la sağ açıkla, Rozier'le olmaz yani. Semih'i koy sağ açıkta, daha iyi oynar bence. Onur Bulut kötü oyuncu değil de yani hücumu yapamıyor. Yapamaz. Buna da gerek yok. Kötü oyuncu demiyoruz. Oranın çok oyuncusu çok iyi bir bek olur. Ama iyi bir kanat olmaz. Çıkmaz yani. Kesinlikle. Bu arada... Yani mesela Amir'den de Beşiktaşlar mesela şey büktü, böyle 10 numara işte oyun kursu falan. Mesela Amir de onu yapmaz. Çok iyi bir 8 numara olur. Çok iyi bir takım oyuncusu olur. Evet. Ama çok o beklentileri iyi ayarlamak lazım. Evet. Beşiktaş'ta aciliyetli olarak bir kesici orta saha gerekiyor bence. Orada da Salih, Getson, Amir 3'ünden de ben 6 numara olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Mustafa, haftanın takımı diyoruz. Sence... Haftanın yani 5-1'lik skordan ötürü Atakaş Hatayspor. Yani Hatay'la olduğun için değil değil mi? Bu sadece 5-1'lik skordan dolayı. Yok. Evet, tamam. Aynen, haftanın hocası? Onda Volkan Demirel demek gerekiyor. Tamam. Oyuncusu, haftanın oyuncusunu kimi yazıyorsun haftanın oyuncusuna? Dzeko. Dzeko'yu diyoruz. Haftanın golü? Haftanın golü Efkan'ın golü. Efkan Filikik diyorsun. Kurtarış evet. Olarak? Gaziantep'in kalecisini söyleyebilirim penaltıdan dolayı. Ahmet'in dolayı. Evet. Oyuna tutup. Engin sendeyiz. Haftanın takımını kim olarak görüyorsun? Tartışması Hatayspor. Çok net. Hatayspor. Haftanın hocası sence kimdi? Haftanın hocası mı? Evet. Çağdaş Atan. Kesinlikle. Çok iyi tuttum hocam. Haftanın oyuncusunu Görkem sağlam. Görkem. Yani çok sağlam. Gol Efkan. Müthiş bir gol. Kalecinin kapattığı açıyı attı yani. Daha ne denebilir? Yani Efkan bunları yapıyor ama. Efkan'ın böyle huyları var. Kurtarış olarak da Kurtarış olarak Bernardoni. Penaltı. Bernardoni penaltı. Çok soğuk kurtardı yani. Sever onları. Yani tecrübeli kaleci. Tecrübesini de konuşturdu diyelim. Evet değerli Motto Futbol takipçileri,
Süper Lig'in ilk yayınını sonlandırmış bulunmaktayız. Sizin de bu hafta için ön plana çıkan oyuncuyu yorumlarına yazmanızı isteyeceğiz. Yani biz de onları okuyacağız buradan. Bir de ön plana çıkan takım sizce Hatay Spor dışında hangisiydi? Mustafa'nın objektif hafta Hatay yorumunu da dinlemiş olduk. Samsun Spor o da bu sezona yani 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e giriş yaptı. Onun değerlendirmesini de sizden almış olalım. Çünkü biliyoruz Samsun'un spor taraftarları bizleri takip ediyorlar. Sürekli yorumlarında okuyorum. Onların da açıkçası takımları hakkındaki görüşlerini yorumlara yazarlarsa bizi mutlu eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yayınımız düştüğü gibi sizler de yayınımızı izlemiş olursunuz. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum.